Renkli ve desenli maskeler öğrenciler arasında eğlence haline geldi. Sınıflarda öğrenciler maskeleri birbirleriyle değişerek kullanıyorlar. Konunun uzmanı ise bunun çok büyük bir risk olduğunu, ailelerin çocuklarına renkli desenli değil cerrahi maske kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Hocam özellikle ilkokula giden, okulların açılmasıyla birlikte okula giden öğrencilerin çoğunda değişik maskeler var. Hepsinde çizgi film karakterleri bulunuyor ve bu öğrenciler arasında da zamanla maske değişimine neden oluyor. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Tabii okullar bu açıdan en riskli bölgelerden bir tanesi. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımızda bazı ülkelerde okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında, olgu sayılarında ciddi bir artış olduğu görüldü ve tekrar kapatılmak zorunda kaldı okullar. Şimdi sizin bu anlatmış olduğunuz aslında olay okullarda neden salgın hastalığının daha da yaygınlaşmaya başladığının en güzel örneklerinden bir tanesi. Yani şimdi çocuk bunu geliyor, elinde Cinderella olan bir maske yüzünde takılı. Arkadaşı bunu çok beğeniyor, sonra maskeyi değiştiriyor. Burada en büyük risk, evet, şu anda pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı COVID-19 çocuklar arasında bu virüsün dolaşımı söz konusu olabilir ve çocuk bunu eve götürebilir. Ama bunun dışında riskler de var. Yani solunum yolu virüslerinin bulaşması da yine damlacıklar aracılığıyla oluyor. Çocuk maskesi aracılığıyla bunu arkadaşına bulaştırabilir veya mevsimsel grip dediğimiz influenza da aynı şekilde bulaşabilir. Veya işte bizim A grubu betamütik streptokok dediğimiz veya toplumda annelerin babaların beta bakterisi diye bildikleri ve tonsilofaranjit dediğimiz bademcik iltihabı yapan, daha sonra da kalpte bir takım hasarlara neden olabilen bir bakteri de aynı şekilde bulaşır. Ve bu maske aracılığıyla eğer çocuk o virüsleri ve bakterileri taşıyorsa arkadaşına bulaştırabilme olasılığı vardır. Şimdi bunların hepsinin çok iyi kontrol altında olması gerekiyor. Bu konuda öğretmenlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü öğretmenler bunları kontrol edecekler. Çocukların sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları, o Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu rehberlere uygun bir biçimde sınıf içerisinde bulunup bulunmadıkları, sonra bu söylemiş olduğunuz maske değişiminin olup olmadığı, çocukların el hijyenlerinin olup yeterince sağlanıp sağlanmadığı, yani öğretmenlerimize gerçekten büyük sorumluluk düşüyor. Onlara kolay gelsin diyorum. Peki aileler ne yapması gerekiyor hocam? Aileler bir kere şunu yapmalılar, bir çocuklarına bu tür renkli maskeler almamalılar. Yapacakları işlem normal cerrahi maske alacaklar, beyaz veya mavi olabilir bu maske. Böylece hiç olmazsa çocukların değişimlerinin bir ölçüde önüne geçmiş olabiliriz. Ve okuldan geldiği zaman çocuk mutlaka onun üstünü başında dahil olmak üzere bir dezenfeksiyon işlemi yapılabilir. Çocukları ellerini sabunla, su ve sabunla yıkayabilir. Ve aileler çocuklarına bunu anlatmalılar mutlaka. Yani okula gittiğinde çocuğun neler yapması gerektiği çocuğa çok sıkı bir biçimde anlatılmalı ve çocuğun buna uyması sağlanmalı. Evet, benim çocuğumun okulunda da aynı şekilde böyle olaylarla karşılaştığımız için açıkçası çok büyük bir tedirginlik duymaktayım. Çocuklara renkli figürlü maskeler alımı artık bir eğlence haline geldi ve birbirleri arasında değişim yapmayı oyun zannediyorlar. Aslında cerrahi maskeler alındığı takdirde, kullanıldığı takdirde kesinlikle böyle bir olayın olmayacağının kanaati ve düşüncesindeyim. Açıkçası ben de kendi çocuğuma cerrahi maske, tek tip maske kullanmayı sağlamaktayım.